Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün fincanda kahve çizim yapıyoruz. Teknik çizimimiz bu. Çizime şu büyük çemberleri çizerek başlayacağım. Ancak teknik çizimde karmaşık olan yerler var. Şöyle, çemberlerimize çapını vermemiş. Bunları bulmak için ama ipuçları vermiş. Mesela şurayı ile şurasındaki mesafe şu çemberin çapı kadar, yani 39,5. Şurası, yani şu İki çizgi arasındaki mesafede bu iki çemberlerin yarı çaplarının farkı kadar. Burası da burası birbirine eşit olacağı için çapını şurayı bulursam ben zaten şuraya kadar olan kısmını biliyorum. Şurası da 4 birimmiş. Çapını bulabilirim. Yarı çapını bulup daha sonra çapını bulabilirim. Neyse, ilk başta şu arayı bulalım. Arayı bulmak için de 39,5 bölü 2 diyorum. Yani şu merkezden şuraya kadar 19,75 imiş. Şurası da 15. Yani şuradan şuraya kadar da 15'incisi 7,5 olur. Eksi 7,5 diyorum. Yani şu mesafe 12,25 oldu. Geriye ne kaldı? Artı şurası da aynı şekilde 12. 4 var şurada. 4 artı tam şu noktadan, yani şu noktadan şuraya olan mesafede şu çemberin çapı kadar 39,5. Totalde ne oldu? 55,75, yarıçap oldu. Şöyle geliyorum. Center radius'a tıkladıktan sonra 55,75 yarıçapında çemberi oluşturdum. Sonrasında şu kısmı oluşturalım. Şu küçük çemberi oluşturalım daha doğrusu. Şu küçük çemberin merkezi de 55,75'ten şu iki çizgi arasının, şu iki çemberler arasındaki mesafenin çıkarılması da bulunacak. Şu iki çemberler arasındaki mesafe de 12,25. Yani şöyle baktığınız zaman şu noktadan şuraya olan uzaklık büyük çemberin yarıçapı. Aynı şekilde şurası küçük çemberin yarıçapı çıkartırsak burası 12,25 olur. Şöyle yapacağız yani. 55,75 eksi 12,25 43,5 olur. Yarıçapa geliyorum. 43,5. Ondan sonra yatay bir çizgi oluşturacağız. Onu 8 offsetleyeceğiz. Line'a giriyorum. Böyle uzattım. O Enter 8 dedikten sonra şöyle oluşturdum. Daha sonra şöyle oluşturuyorum. Trim sağa kırık dedikten sonra şurayı trimledim. Ve şurayı da trimliyorum. Daha sonra tam şu çemberin ortasından şöyle tam ortasını yakalayıp şuraya bir çember oluşturdum. Bu çemberin mirror komutu ile aynalayalım şu noktaya göre. Kaynak objemi silemiyor. Hayır diyorum. Sildim. Ondan sonra burayı da sildim. Şimdi şu kısmı oluşturacağız. Şu aradaki mesafeyi biliyoruz. 12,25'te. O enter 12,25 dedikten sonra aşağıya offsetledim. Tekrar o enter 4 diyorum. Aşağı offsetledim. Ve yine aynı şekilde o enter 12,25 dedikten sonra aşağı offsetledim. Trim sağ kliklayıp şuraları trimliyorum. Daha sonra şuraya geleceğim. 52'ymiş şu mesafe. Line'a geldim. Line'a geliyorum tekrardan. O enter 52 dedikten sonra sağ 52 offset dedim. Şimdi tam şu noktadan şöyle yapayım. Trim sağ kırdıktan sonra şuraları trimleyeyim. Tam şu noktadan aşağı 39,5'in yarısı kadar gideceğim. Yani 19,75 gideceğim. Diameter'a tıkladığım sonra TK Enter diyorum. Aşağı 19,75 tıkladıktan sonra Enter'a bastım. 39,5 yaşamında çemberi oluşturdum. Tekrar tıklıyorum buna. İçteki çemberin çapı da 15'ti. Onu da oluşturduk. Ve bu saatten sonra teknik çizimimizi bitirdik gibi. Şey, şuraları birleştiriyorum. Trim işlemlerini yapacağız sadece.
Şöyle bakıyorum. Öncelikle şöyle trim, sağ klik deyip şurayı bir trimleyelim. Aynı şekilde şuraları da trimliyoruz. Line'a geldim. Şöyle bir çizgi oluşturdum. Trim, sağ klik deyip şuraları da trimliyorum. Üst kısmı, yani duvar kısmını oluşturduk. İç kısımlara geliyorum. Trim, sağ klikledikten sonra şuraları trimlerim. Aynı şekilde şuralarda trimleniyor. Şunu bir silelim. Yan tarafta da şöyle trim, sağ klikledikten sonra bakıyorum şeklime. Line'a geliyorum. Şöyle uzattım. Bunu şöyle uzatıyorum. Trim, sağ klikleyip şurayı trimledim. Daha sonra şurayı trimliyoruz. Yine şurayı komple trimledim. Şurayı şöyle trimliyoruz. Da şuna da ihtiyacımız kalmadı. Şunu silelim. Trim, sağ klikleyip şurayı trimleyeceğimizi bakayım buraya. Yok, orayı trimlemiyoruz. Şurayı trimliyoruz. Şuraları komple trimliyoruz. Kızım bıtın diye şunu sıralım şurada. Yalanım sen niye silmiyorsun? Trim, sağ klik deyip tekrardan şöyle trimledim. Şu arayı trimleyelim. Başka ne var trimlenecek? Şu aralar var. Böyle. Şey kaldı mı? Unuttuğumuz diye bakıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Options'tan şu ekranın ayarlarını değiştirelim. Kalırsa tıklıyorum. Right yapalım. Geçten de şuraları bir tarayalım arkadaşlar hızlıca. Şurayı seçtikten sonra solid diyorum. Close'a bastım. Başka şuralardan şekilde taranacakmış. Close'a bastım. Gördüğünüz gibi teknik çizimimizi tamamladık. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.